Evet, şimdi ise 145. sayfamıza bakıyoruz. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar 7. alışmada Ba'de en eş'ara Yusuf bi elemin, Yusuf ağrıyı hissettikten sonra ne yaptığını anlama çalışıyor. Tabii ki önce ne yaptı? Zehebe ila tabib, doktora gitti. Vada'a tabibu es-sema'ate, doktor muayene aletini koydu. Nereye koydu? Ala sadri marid, ala zehri marid, ala sadri marid ve zehrihi. Bunlardan üçünün hangisinin olduğunu bize şu anda anlamaya çalışıyoruz. Burada üzerine ala sadri marid, hastanın göğsü üzerine koyduğunu, A şıkkının cevap olduğunu anlıyoruz. Kâlet tabibu elhamdülillah el-an, doktor söylüyor şu anda. Kâlet tabib, doktor dedi ki elhamdülillah el-an, Allah hamdolsun şu an. Şimdi buna mukabil cümlenin hangisinin olduğunu göreceğiz. Sadra Yusuf'un selim, Yusuf'un göğsü sağlamdır. Yusuf indehu gay'un hafif, bu değildir. Yusuf indehu ishalun kalil, bu da değildir. Birinci şık doğrudur. Sadra Yusufin selimun, Yusuf'un göğsü selimdir, sağlamdır. Kâlet tabibu Yusuf irci', doktor Yusuf'a dedi ki irci', dön. Ba'de usbu'in li'enne, bir hafta sonra dön, çünkü Yusufu indehu humma, çünkü Yusuf'un hafif bir ateşi vardı. Yusufu sedru selim, onun göğsü sağlam. Yusuf indehu ishal, Yusuf'un ishali vardı. Bu da yine birinci şık bizim doğru cevabımız. Yusuf indehu humma, Yusuf'un az ateşi vardı. Arkadaşlar dikkat ederseniz buraya kadar bizim cümle içerisinde kullandığımız fiil genellikle mazi fiildi. Şimdi ise kullanacağımız, yani söyleyeceğimiz cümlelerde muzari ağırlıklı fiiller kullanmamız icap ediyor. Nam. Tedribussani, ikinci alıştırma. Ekmil kemafin nemuzeç, yine örnekteki gibi tamamla diyor. يَبْحَسُ الْتَب۪يبُ الْمَر۪يدًا, يَبْحَسُ مُعَنَى ediyor اَتْتَب۪يبُ دَكْتُرْ الْمَر۪يدًا, fiil-i muzari, fail ve mef'ul. يَبْحَسُ fiil-i muzari, bunun mazisi فَحَسَ idi, bildiğiniz gibi. فَحَسَ الْتَب۪يبُ دَكْتُرْ مُعَنَى etti. يَبْحَسُ الْتَب۪يبُ دَكْتُرْ مُعَنَى ediyor. الْمَر۪يدَ ise arkadaşlar onun mef'ulu. Arkadaşlar fiil-i muzari'nin üzerine iki tane harf vardır ki biz bunlara istikbal harfi diyoruz. Sin ve sevfe. Sin ve sevfe, buna iki harften birisini fiil-i muzari'nin başına getirdiğimiz zaman geleceği istikbali ifade eder. Sin yakın gelecek, sevfe ise uzak geleceği ifade ediyor. Burada yakın gelecekle alakalı bize örneğini vermiş. Seyyebhasu tabibu maride, seyyebhasu muane edecek. Kim? At-tabibu doktor, kimi el maride, hastayı. Doktor hastayı muane edecek. Burada müzari fiilimizde doktor hastayı muane ediyor. Yebhasu tabibu maride, doktor hastayı muane ediyor. Burada ise edecek. يَقْرَعُ الْمَرِيدُ وَصْفَةَ, hasta reçeteyi okuyor. Bu sinle beraber yaptığımız zaman سَيَقْرَعُ الْمَرِيدُ الْوَصْفَ, hasta reçeteyi okuyacak. يَدْفَعُ الْمَرِيدُ اَجْرَ, hasta ücreti ödüyor. سَيَدْفَعُ, bakın burada يَدْفَعَ fiilin üzerine
sini getiriyoruz. Seyedfe'ul maridu el vasfe. Hasta reçeteyi okuyacak. Ücreti ödeyecek. Te'huzul mumaridetu el ucre. Mumaride yani hemşire ücreti alıyor. Burada sini arkadaşa getirdiğimiz zaman Se'te'huzul mumaridetu el ucre. Hemşire ücreti alacak. Ve aynı sistemle arkadaşa devam ettiğimiz zaman önce müzariye göre bir mana veriyoruz. Şimdiki zamana göre sin bunların başına getirmek suretiyle ise gelecekle alakalı bir mana veriyoruz. Yekşifu aşıyor, yekhuzu alıyor. Yine burada aynı fiil yekhuzu yine alıyor. Ve teşrebu içiyor. Burada müennes, gayb müennes gelmiştir. Teşrebu tıfle eddeva, çocuk ilacı içiyor. Tedribu salis, üçüncü alıştırma. Arkadaşlar üçüncü alıştırmada şunu biz görüyoruz. Biz bunu birkaç defa ben önceki konularda bahsettim. Fiiller arkadaşlar ikiye ayrılıyor bildiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi mücerret. Diğeri ise mezit. Mücerret arkadaşlar soyutlanmış. Yani her türlü ziyadelikten, artırımlardan arınmış. Mezit ise arkadaşlar, bu ise artırılmış fiil demektir. Bu mezit fiiller normalde mücerredin üzerine bir harf, iki harf ve üç harf olmak üzere çok fazla harfler ilave ederek mezit fiilleri elde edebiliyoruz. Evet, bu farkı arkadaşlar böyle anladıktan sonra biz normalde dekhale fiili sulasi mücerret bir fiil iken edhale fiili ise arkadaşlar sulasi mezit rubai diye ifade ediyoruz. Sulasi mezit rubai. Yani sulasi bir fiilin üzerine bir artırma yani bir harf getirmiştir. Rubai olmuştur. Mezit rubai. Dekhale girdi. Bu fiilin manası ise arkadaşlar bildiğiniz gibi bunların bu yani normalde sulasi olan bir fiili, sulasi mücerred bir fiili bu rubai, bu baba naklettiğimiz zaman mef'ul sayısını artırıyordu. Yani lazım olan bir fiil müteaddi duruma geçerdi. Geçişsiz bir fiili geçişli bir hale sokardı. Dekhale girdi, edhale girdirdi. Bakınız bir örnek verelim. Dekhale Ahmedu hücrete. Ahmet odaya girdi. Edhale Aliyu Ahmede el hücre. Ali Ahmedi odaya girdirdi. Dikkat ederseniz birinci cümlede cümle kurduğum zaman dekhale aliyu hücre cümlesinde sadece bir tane mef'ul vardır. Dekhale girdi aliyu onun faili, el hücre onun mef'uludur. Ama ikinci cümlede arkadaşlar edhale aliyu edhale girdirdi. Kim aliyu? Ahmed'e Ahmed'i girdirdi. Bu birinci mef'ul. El hücre odaya girdirdi. Bu da onun ikinci mef'ulü. Dikkat edin arkadaşlar, biz normalde bu sulasi mücerret, bu fiilimizi, bu baba naklettiğimiz zaman mef'ul sayısı artırmış oldu. O bakımdan normalde eğer geçişsiz bir fiil ise, yani normalde lazım bir fiil ise ona bir mef'ul. Normalde geçişli bir fiil ise bu defa mef'ul sayısını ikiye ve üçe kadar çıkarabilir. O bakımda arkadaşlar, şöyle mana vermek lazım. Dekhale girdi, edhale girdirdi. Harace çıktı, ehrace çıkarttı. Nezelet indi, enzelet indirdi. Dehike güldü, edhake güldürdü. Şe'are hissetti, eş'are hissettirdi. Raca'a döndü, erca'a dönderdi.
celese oturdu, eclese oturttu. Manalarından da arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece anlaşılması kolay bir babdır. Evet, şimdi buna bakalım arkadaşlar. Edhale Yusuf'u, Yusuf girdirdi yani soktu. Mikyasel harareti fi femihi. Yusuf dereceyi ağzına soktu. Harace çıktı, şimdi ehrace diyoruz. Ehrace çıkardı Yusuf'u Yusuf. Mikyasel harareti dereceyi çıkarttı min femihi ağzından. Bakınız harace çıktı, ehrace çıkarttı. Ehrace Yusuf'u mikyasel harareti min femihi. Yusuf dereceyi ağzından çıkarttı. Nezelet indi. Enzelet indirdi. Enzelet indirdi. El hakibete minessayyare. Enzelet o kadın yani. Enzelet Ayşe olabilir, Fatıma olabilir veya o kadın. Enzelet. Mühendis kipten gelmişti. O indirdi. Neyi indirdi? El hakibete. Çantayı indirdi. Nereden? Minessayyareti. Otomobilden indirdi. Dehike güldü. Edhake güldürdü. Edhake nasu insanlar güldürdü. Kimi? Cuha. İnsanlar hocayı güldürdü. Nam. Erca'a hasenul kitabe ila leyla. Erca'a yani geri iade etti. Hasenu hasen el kitabe kitabı ila leyla. Hasan kitabı Leyla'ya geri iade etti. Yani geri dönderdi. Leyla'ya geri dönderdi, iade etti. Celese oturdu, eclese oturttu. Eclese Leyla, Leyla oturttu. Bu defa Leyla olduğu için arkadaşlar, müennes kipte biz fiilimizi getirmemiz icap ediyor. Ecleset Leyla et-tıfle, Leyla çocuğu oturttu. Ala kursi, kursinin üzerine oturttu. Bunu da bu şekilde arkadaşlar gördükten sonra tedribur rabi' dördüncü alıştırma. Alıştırmamızda şunu görüyoruz. Ene kara'atu kitabe. Ben kitabı okudum. Nahnu kara'na. Biz okuduk. Şimdi buna göre arkadaşlar bu nefs-i mütekellim-i vahdaya göre gelmiş. Bu da çoğulu gelmiştir. Ma'al gayr. Çoğulu gelmiştir. Ene kara'atu kitab. Ene men kara'atu fiil fa'il. El kitabe mef'ul. Nahnu kara'na. Biz okuduk. Şa'ara fiilini burada kullanmak icap ederse ene şa'artu. Ene şa'artu bi elemin. Ben ağrı hissettim. Ene şa'artu bi elemin. Ben ağrı hissettim. Fiili nahnu'ya göre kullanırsak nahnu şa'arna. Biz hissettik. Ene zehebtu ila tabib. Ben doktora gittim. Nahnu'ya göre kullanırsak nahnu zehebna. Biz gittik. Ene defa'tul ecre. Ben ücreti ödedim. Nahnu defa'na. Biz ödedik. Ene keşeftu sedri. Ben göğsümü açtım. Nahnu keşefna. Biz açtık. Ene fetahtul femi. Ben ağzımı açtım. Nahnu fetahna. Biz açtık. Ene tebaktu ta'ame. Ben yemek pişirdim. Nahnu tebakna. Biz pişirdik. Evet arkadaşlar şimdi ise kitabımızın 147. sayfasındayız. Tedrib-i Hamis 5. alıştırma. Burada ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bir mazi fiil görüyoruz. Mazi fiilin başında zamir ve yine mazi fiille beraber zamirimiz kullanmıştır. Burada muhatap zamir kullanmış. Entuma tesniye muhatap. Entum müzekker tabii ki. Entum müzekker. Çoğul muhatap
Ve entünne yine muhatap müennes şuur kullanmış. Yani tesniye muhatap, cemi muhatap müzekker ve cemi muhatap müennes zamiri hem fiilin önünde ve hem de fiille beraber bitişerek kullanmış. Entumma fiilden önce gelmiş, aynı zamanda meşeytumma şeklini almış. Bakın örneğini yapalım şimdi. Meşa fiili ilk önce onda evvel entumma gelmiş. Entumma. İkiniz meşeytumma, ikiniz yürüdünüz. Meşa fiili yürüdü. Mazisi meşe yürüdü. Meşeytumma, ikiniz yürüdünüz. Entumma meşeytumma, siz ikiniz yürüdünüz. Entum sizler, erkek için entum sizler, meşeytum yürüdünüz. Bakın burada arkadaşlar müzekker yine muhatap çoğul, entum sizler, yani siz erkekler, meşeytum yürüdünüz. Entunne yine entunne, siz hanımlar meşeytunne yürüdünüz. Aynı sistemi devam ettirmeyi düşünürüz arkadaşlar. Dahike fiili. Dahike güldü. Şimdi dahikeden önce entuma gelecek. Bir de tuma fiilini, entumayı dahikenin sonunda zamirini kullanacağız. Entumma dahiktumma. İkiniz entumma dahiktumma. Siz ikiniz güldünüz. Entum dahiktum. Entum dahiktum. Sizler güldünüz. Entunne dahiktunne. Entunne dahiktunne. Siz hanımlar güldünüz. Celese fiili arkadaşlar. Celese oturdu. Celese. Şimdi biz celese fiilini yine ondan evvel yine tesniye yine biz zamirimizi getiriyoruz. Entumma celestumma. Bakınız bunu celesenin sonuna getirdik. Entumma celestumma. İkiniz oturdunuz. Entum celestum. Sizler oturdunuz. Entunne celestunne. Yine siz hanımlar oturdunuz. Dehale girdi. Entumma dehaltumma. Siz ikiniz girdiniz. Entum dehaltum. Sizler erkekler girdiniz. Entunne dehaltunne. Siz hanımlar girdiniz. Rakibe fiili arkadaşlar. Entumma rakibtumma. Entum rakibtum. Entunne rakibtunne. Şekara fiili. Entumma şekertumma. Entum şekertum. Entunne şekertunne. Entumma ahastumma. Entum ahastum. Entunne ahastunne. Şekere teşekkür etti. Ahaza aldı. Gayyere değiştirdi. Bozdu. Entumma gayyertumma. Entum gayyertum. Entunne gayyertunne. Entuma fetahtuma. Entum fetahtum. Entunne fetahtunne. Entumma qara'tumma. Entum qara'tum. Ve entunne qara'tunne. Entumma nazartumma. Entum nazartum. Entunne nazartunne. Şeklinde arkadaşlar bu örneklerimizi böylece yapmış olduk. Şimdi ise arkadaşlar Tedrib-i Sadis 6. alıştırma Ekmil Kemafin Nemuzeç. Örnekteki gibi tamamla. Şimdi örneğimiz şu. Arkadaşlar Hunake aynı zamanda Yucedu fiilinin yerini tutuyor. Hunake vardır. Yani bulunuyor manasında. Bakınız örneğe bakalım. Bu hunaki arkadaşlar kendisinden sonra gelen müzekker ve müennese göre değişmez. Hunake şavkatu ala tavile. Masanın üzerinde çatal bulunuyor.
Yani masanın üzerinde çatal var manasında. Yücedu ile beraber kullandığımızı varsayalım arkadaşlar. Şevke kelimesi müennes olduğu için yücedu'yu tücedu şeklinde kullanmamız gerekiyor. Tücedu şevketu ala tavile. Çatal masanın üzerinde bulunuyor. Şimdi el kitabu alal mektep. El kitabu alal mektep, kitap masanın üzerindedir. Buna uygun yine yucedu fiilini kullandığımız zaman arkadaşlar, kitap kelimesi müzekker olduğu için yine yucedu kitabu alal mektep, kitap masanın üzerindedir veya bulunuyor. İşte arkadaşlar bu mantığa göre alıştırmalarımızı devam ettiğimiz zaman şöyle bir tabloyla birkaç örnek beraber yapalım. Geri kalan kısmını da inşallahü teala sizler yaparsınız. Hunake mil'aqatun ala kursi. Hunake mil'aqa ala kursi. Orada kaşık sandalyenin üzerindedir. Yani orada kaşık sandalyenin üzerindedir. Şimdi mil'aqa kelimesi müennes olduğu için arkadaşlar biz tucedu şeklinde kullanmamız icap ediyor. Bakınız. Hunake'yi kaldırıyoruz. Yerine tucedu kullanıyoruz. Tucedu mil'aqatu ala kursim. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar hunake kursiyun fil hücre. Orada sandalye odadadır. Sandalye kelimesi ise arkadaşlar müzekker bir kelime olduğu için yucedu. Yucedu kursiyu fi hücre. İkinci örneğimize baktığımız zaman hunake seyyaratu fi şari'. Araba orada caddededir. Ancak seyyare kelimesinin burada müennes olduğunu gördüğümüz için tucedu seyyaratu fi şari'. Dördüncü alıştırma arkadaşlar. Hunake kelbu fil beyt. Hunake orada el kelbu köpek fil beyt evde. Kelb kelimesini de burada yine müzekker olduğunu dikkate alırsak yucedu kelbu fil beyt. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer hunake'den sonra gelen kelimemiz müennesse yucedu. Ondan önce gelen kelimemiz müennesse tucedu, müzekker ise yucedu şeklinde fiili getirmemiz icap ediyor hunakenin yerine. Bu örnekleri arkadaşlar vermiş olduğumuz fiile uygun bir şekilde ve bu formüle uygun bir şekilde kullanmamız icap ediyor. Es-sefhatu 149. Sayfa 149. Tedribu sabi'. 7. alıştırma. Ekmil tamamla. Kema gibi fin nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Arkadaşlar örneklerimize baktığımız zaman burada mazi fiiller görüyoruz. Bakınız burada mazi fiillerimiz var. Bizden bu mazi fiillerimizin önce muzarisini daha sonra emrinin yapılmasını istiyor. Örneğimize bakalım. Defa'a ödedi. Yedfe'u ödüyor. İdfe' öde. Bu fiile baktığımızda arkadaşlar keşefe açtı. Yekşifu açıyor. İkşif aç. Dehale girdi. Yedhulu giriyor. Udhul gir. Şe'are hissetti, yeş'uru hissediyor, uş'ur hisset. Zehebe gitti, yezhebu gidiyor, izheb git. Celese oturdu, yeclisu oturuyor, iclis otur. Vada'a koydu, yeda'u koyuyor,
Da, koy. Arkadaşlar bu fiilimize baktığımız zaman bu fiilimizin bakınız başında vav harfini görüyoruz. Malumunuz vav harfi de illetli harflerden bir tanesi. Şöyle bir kaidemizi hatırlayalım lütfen. İlletli harflerden bir tanesi eğer fiilin başında bulunursa, mazi fiilin başında bulunursa bu illetli fiil sayılırdı. İlletli fiillerden hangisi arkadaşlar? Misal diye tabir ettiğimiz illetli fiillerin bir kısmı. İlletli fiiller hatırlayalım arkadaşlar. Dört kısma ayrılırdı. Bunlardan bir tanesi misal. Misal fiilimiz başına illetli harflerden birisini bulunduran mazisinin başında bu vav veyahut da ye harfiydi. İkinci illetli fiilimiz arkadaşlar bildiğiniz gibi ecvef. Ecvef ise orta harfi illetli olan bir fiil idi. Kale gibi. Üçüncü fiilimiz arkadaşlar illetli fiillerden nakıs fiildi ki son harfi illetli olandı. Rama gibi, kadi gibi, rama gibi. Arkadaşlar bu bir de en son olarak da bizim lefif diye tabir ettiğimiz bir illetli fiilimiz daha vardı. Lefif illetli fiilleri de malumunuz kendi içerisinde iki kısma ayırıyorduk. Lefif-i mekrun ve lefif-i mefruk. Lefif-i mekrun arkadaşlar isimden de anlaşılacağı gibi bir fiil içerisinde iki tane illetli bir harfin yan yana gelmesi. Burada lefif-i mekrun. Lefif-i mefruk ise arkadaşlar aynı fiil içerisinde iki illetli harfin ayrı ayrı, örneğin birisi başında birisi sonunda, araya herhangi bir harfin girmesi. Buna da lefif-i mefruk diyorduk. Şimdi bu kısa açıklamadan sonra devam ediyoruz. Şu anki fiilimiz illetli fiillerden misal fiili. Fahase mane etti. Yefhasu mane ediyor. İfhas mane et. Raca'a döndü. Yerci'u dönüyor. İrci' dön. Ekele yedi. Ye'kulu yiyor. Kul ye. Harace çıktı. Yahrucu çıkıyor. Uhruç çık. Arkadaşlar ekele fiili içinde basit bir ayrıntı vereyim ben size. Malumunuz biz emir fiili yaptığımız zaman emir fiili muhatap müzariden yapılır. Muhatap müzarinin müzarat harfini attıktan sonra arkadaşlar kendisinden sonra yani müzarat harfinden sonra gelecek olan harfimiz eğer sakin olsa hemen bir elif geliyordu onun başına. Şimdi burada ekele yekulu ekelenin başına bir elif getirmek icap ediyor. Neden? Müzarattan sonra kalan elif harekeli olduğunu, sakin olduğunu biz görüyoruz. İki tane elifin de bir yan yana gelmesi de mümkün olamayacağı için o elifi de atıyoruz. Geri kalan kaf ve lam kalıyor. Bu durumda ne yapıyoruz? Lam'ı da sakin kılıyoruz. Kul şeklinde emrimizi biz yapıyoruz. Bu örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar tedribu samin 8. alıştırma kevvin oluştur cümelen tammeten tam cümleler oluştur min mecmuatil kelimatil atiye aşağıdaki kelimeler topluluğundan tam cümleler oluştur. Bakıyoruz buraya arkadaşlar. Yusuf, Sedr ve Selim. Bir cümle yapalım. Sedru Yusuf'in muzaf muzaf fiili. Sedru Yusuf'in aynı zamanda bir mübteda. Yusuf'un göğsü Selim'un sağlamdır. Bu da bir haber oluyor. Hafife humma indehu. Bunda bir cümle arkadaşa yapalım. İndehu onun yanında vardır. Humma hafife. Onun yanında az bir ateş vardır. Min ikşif fadlik ve sadrak. Bu kelimelerine baktığımız zaman arkadaşlar
İkşif aç. Minfedlik. Lütfen sedreke göğsünü. Veyahut da minfedliki başa getirebiliriz. Minfedlik. Lütfen ikşif sedrek. Göğsünü aç. İshal. İndeke hel. Üç tane kelimemiz vardır. Hel indeke ishalun. Yanında istenen ishalın var mıdır? Şunu arkadaşa baktığımız zaman femeke fi da harare miqyas. Da fi femike miqyasel harareti. Da koy fi femike ağzına miqyasel harareti. Dereceyi ağzına koy. Daur, Yusuf, Câe, Ecre, Fas, Defa'a, Vav harflerinden müteşekkil bir kelime topluluğu. Nasıl yapmamız icap ediyor arkadaşlar? Dauru Câe, Dauru Yusuf'in ve defa'a ücrete fahsin. Yusuf'un sırası geldi ve muane ücretini ödedi. Ca'e devru Yusuf'in. Yusuf'un sırası geldi ve defa'a ücrete fahsin. Ve muane ücretini ödedi. Burada ise arkadaşlar el-mumarride fahase ücre ehazet. Burada bir fiilimiz var arkadaşlar. Bir fiil cümlesini yapmamız mümkündür. Ehazet mumaridetu, hemşire aldı. Ne aldı? Ücrete fahsi. Muane ücretini aldı. Yefhasu sedr tabib Yusuf bisemma'a. Bu kelimeler de arkadaşlar yine bir fiil cümlesi yapmamız lazım. Yapabiliriz. Yefhasu tabibu, doktor muane ediyor, neyi ediyor? Sedra Yusuf'in, Yusuf'un göğsünü ne ile? Bisemma'ati, muane aletiyle. İlaç, vasfe, şarap, vav ve akras. Kelimelerimiz bunlar. Bunu bir cümle yapmak isterse arkadaşlar, bir isim cümlesi yapmamız mümkün. Vasfetul ilacı, ilaç reçetesi, şarabun ve akrasım. Vasfetul ilacı, şarabun ve akrasım. Şurup ve tablettir. Yusuf, hücre, fas, dehale. Burada işte arkadaşlar bir fiil cümlesini kurmamız mümkündür. Dehale Yusufu, Yusuf girdi hücrete fahsi. Muane odasına Yusuf girdi. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kelimeleri bu şekilde cümle haline getirmiş olduk. Sayfa 150. Tedribut Tasih. 9. alıştırma. Ecip. Cevaplandır. Alel es'ileti atiye. Gelecek sualleri cevaplandır. Maza feale Yusuf hine şa'ara bi elemin fi betnihi. Yusuf karında acı hissettiği zaman ne yaptı? Maza feale. Ne yaptı? Kim Yusuf'u? Yusuf. Ne zaman? Hine şa'ara hissettiği zaman bi elemin fi betnihi, acıyı hissettiği zaman fi betnihi, karnında. Yusuf acıyı kendi karnında hissettiği zaman ne yaptı? Kitabımızda bunun cevabı var arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde onun konuya döndüğünüz zaman, parçayı okuduğunuz zaman parçada bunun cevabını bulman mümkündür. Men ehaze
kim aldı? Ücretel fahsi. Muane ücretini kim aldı? Men kim? Ekaze aldı fiil-i mazi. Ücretel fahsi, muane ücretini. Bunun da cevabı arkadaşlar kitabımızda mevcuttur. İlgili konuda okuduğunuz zaman net bir şekilde bu cevabı bulmanız mümkündür. Maza faale Yusuf? Yusuf ne yaptı? Ba'de en defa'a ücretel fahsin. Muane ücretini ödedikten sonra Yusuf ne yaptı? Maza faale Yusuf? Yusuf ne yaptı? Ba'de en defa'a ödedikten sonra ücretel fahsin. Muane ücretini ödedikten sonra Yusuf ne yaptı? Mada inde Yusuf? Yusuf'un neyi var? Mada inde Yusuf? Yusuf'un neyi var? Hel inde Yusuf'un suda? Yusuf'un baş ağrısı var mı? Mada kâlet tabibu li Yusuf? Doktor Yusuf'a ne söyledi? Evet, bunu da arkadaşlar parçayı okuduğunuz zaman çok net bir şekilde cevapları veriliyor. Hel elemu fi sadri Yusuf'in ev fi betnihi? Ağrı Yusuf'un göğsünde mi yoksa karnında mı? Hel elemu, yani helil elemu, ağrı fi sadri Yusuf'in ev fi betnihi? Yusuf'un göğsünde mi yoksa karnında mı? Tabii ki fi betnihi. Ma vasfatu tabib li Yusuf? Doktorun reçetesi Yusuf için neydi? Ma vasfe, vasfe tabib li Yusuf. Doktorun reçetesi Yusuf için nedir? Ma meradu Yusuf'in. Yusuf'un hastalığı nedir? Evet, arkadaşlar bunların cevaplarını bilerek tabii ki ben vermiyorum. Bunları parçanıza baktığınız zaman manasını söylemiş olduğum bu suallerin teker teker cevabını bulup karşılarına yazmanız gerekiyor. ...151. sayfamızdayız arkadaşlar. Çerçeve içerisinde... ancak ondan önce arkadaşlar burada bir takım resimler görüyorsunuz. Bu resimlerin neyi ifade ettiğini ifade etmeniz gerekir. Resimlerden ne anlıyorsunuz? Şurup vardır, tablet vardır ve iğne vardır. Şurubun ne olduğunu, tabletin ne olduğunu ve iğnenin ne olduğunu, hatta bunları bir cümle içerisinde kullanmanız gerekir. Çerçeve içerisinde arkadaşlar, yine her zaman olduğu gibi parçamın sonunda şöyle gelen kare içerisindeki cümleleri sesli bir şekilde okuyor ve iki kez yazıyorduk. Hep beraber okuyalım. At-tabibu yaqulu Yusuf. At-tabibu doktor yaqulu söylüyor. Li Yusufin Yusuf'a. Doktor Yusuf'a söylüyor. İrci' dön. İrci' dön emir. Ba'de usbu'in bir hafta sonra. Doktor Yusuf'a bir hafta sonra dön diyor. Yusuf yekulu li tabib. Yusuf doktora diyor ki se'erci'u ben döneceğim ba'de usbu'in bir hafta sonra. Yine Yusuf sevfe yerci'u Yusuf dönecek ba'de usbu' bir hafta sonra. Yusuf raca'a Yusuf döndü ba'de usbu'in bir hafta sonra. Arkadaşlar bu kareyi dikkatlice incelediğimiz zaman gerçekten içerisinde son derece gramer açısından ehemmiyetli bilgiler görürüz. Bir defa arkadaşlar burada bir emir fiilimiz var. İrci'. Akabinde muzari fiili görüyoruz. Ve burada muzari'nin evvelinde biraz evvel bahsini yapmış olduğumuz istikbal harflerinden sin harfini görüyoruz. Ve yine bu istikbal harfinde sevfe'yi görüyoruz arkadaşlar.
sevfe. Bakınız, biraz evvel ben söylemiştim. Sin ve sevfe gelecek, yani istikbal harfleridir. Bu iki harften birisi arkadaşlar, müzari fiilinin başına geldiği zaman geleceği ifade eden bir mana ortaya koyar. Ancak bunlardan sin harfi yakın geleceği ifade ederken sevfe ise uzak geleceği ifade ediyor. Evet. Bakınız, se'erci'u döneceğim. Dönüyorum değil, döneceğim. Sin vardır. Ama yakında döneceğim yani. Ba'de usbu, bir hafta sonra. Yusuf sevfe yerci'u, Yusuf dönecek. Ba'de usbu'in, bir hafta sonra dönecek. Burada işte raca'a, tabii ki raca'a fiili. Mazi, arkadaşlar müzari, müzari ile beraber kullandığımız sin ve sevfe ve aynı zamanda emir. Dört tane fiil türümüz burada kullanılmış oluyor arkadaşlar. İrci emir, efendim raca'a mazi, yerci'u müzari, se'erci'u ve sevfe yerci'u ise arkadaşlar istikbal harfleriyle kullanılmış müzari fiiller. Kitabımızın 152. sayfasındayız arkadaşlar. Yine indet tabib diye tabir ettiğimiz el kısmus sani, ikinci kısım. Yani indet tabib parçasının ikinci kısmı. Eddersu tasi' 9. ders. Eddersu tasi' 9. ders. İndet tabib, doktorun yanında. El kısmus sani, ikinci kısım. Biraz evvel biz birinci kısmı arkadaşlar bildiğiniz gibi işlemiştik. Şimdi ilk önce insan uzuvlarının isimlerini hep beraber öğrenelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz bir insan uzvunun bütün parçalarını görüyorsunuz. Bunların tek tek hangi anlama geldiğini görelim. Er-re'su, baş. Er-re'su, baş. Aynul yusra, sol göz. Aynul yusra, sol göz. Ayn, göz demek arkadaşlar. Ayn, göz demektir. Yusra, sol. Uzunul yusra, uzun kulak. Kulak. Uzunul yusra, sol kulak. El femu, fem ağız. Arkadaşlar, fem ağız. Demek ki ayn, göz, uzun kulak, fem ise ağız. Yusra ise sol. Ezzira'ul yusra, sol kol. Zira arkadaşlar, kol bileklerinden omuza kadar gelen kısımdır. Zira, kol. Elbetnu, karın. Elbetnu, karın. El yedul yusra, sol el. Yed kelimesi arkadaşlar el demek, el. El yedul yusra, sol el. El fakhi, el fakhizul yusra, fakhizul yusra arkadaşlar, sol bacak. Yani kalça ile dize kadar gelen kısım. Kalça ile diz arası olan kısım. Fakhizul yusra, sol bacak. Rukbetul yusra, rukba arkadaşlar diz. Diz demek, diz. İnsanın dizi. Rukbetul yusra, sol diz. Es-sakul yusra, sak arkadaşlar dizden insanın ayak bileklerine kadar olan kısım. Buna baldır mı denir? Ne denirse Türkçedeki doğrusu net bir manasını ben de bilemiyorum. Baldır deniliyor Allah-u Alem. Yani dizden, diz kısımdan şeye, ayakların bileklerine kadar gelen kısım. Sakul yusra, sak, buna denilir. Sakul yusra, sol baldır diyelim buna biz. Kadem kelimesi ayak arkadaşlar. Kadem kelimesi ayak. Aynı zamanda ricl manası da vardır. Ricl manası da ricl, kadem. Ricl ve kadem, her ikisi de ayak. Kademül yusra,
sol ayak. Şimdi biz sol taraftakilerini saydık arkadaşlar. Hemen hemen aynı isminin bir de sağda vardır. Arkadaşlar unutmayalım. Biz bir kelimenin müennes kelimeleri sayarken demiştik ki insan uzuvlarından çift olanlar çift aynı zamanda müennestir. Mesela bu çiftler arasında bildiğiniz gibi ayn, uzun, yed, zira, rukbe, fahis ve sak kelimeleri ve kadem aynı zamanda. Yani bunlar aynı zamanda müennestir. Yani müennes bir kelime kabul ediliyor. El-aynul yumna. Sağ göz. Ayn zaten gözdü. Yumna sağ. Uzunul yumna. Sağ kulak. Uzun kulaktı. El-enfu. Burun. Enf. Burun. El-rakabetu. Rakabe arkadaşlar. Boyun. İnsanın boyun kısmı. Rakabe. Es-sedru. Göz. İnsanın göz kısmı. Az-zira'ul yumna. Sağ kol. Zira' kol demek arkadaşlar. El-yedul yumna. Yed yine eldi. Demin söylemiştik. Sağ el. Fahizul yumna. Sağ bacak. Fahiz, bacak. Kalça ile diz arası olan kısım. Rukbetul yumna. Sağ diz. Sağul yumna, sağ baldır ve kademül yumna, sağ ayak. Arkadaşlar, bu uzuv isimlerini mutlaka ezberlememiz icap ediyor. Pratik konuşmalarımızda bunların son derece ehemmiyeti büyüktür. Mutlaka ezberlememiz icap eder. Sayfa 153 arkadaşlar. İnde tabib kısmı sani ikinci kısım Raca'a Yusuf Yusuf döndü Ba'de usbu'in bir hafta sonra Ba'de sonra usbu hafta bildiğiniz gibi ve dehale girdi İnde tabib doktorun yanına girdi İnde tabibin arkadaşlar inde ve ba'de kelimeleri başına geldikleri ismin son harekesini esre yaparlar. Ba'de usbu'in inde tabibi. Ve kâle lehu. Ve kâle dedi, yani Yusuf dedi, lehu doktora söyledi. Enel en, ben şu anda ahsenun. Ben iyiyim. Velhamdülillah, Allah hamdolsun. Arkadaşlar, velhamdülillah cümlesi dua cümlesidir. Fahasen mane etti. Fiil, fiili mazi. Kim mane etti? Ettebibu, doktor. Fail. Neyi mane etti? Re'se Yusuf'in. Yusuf'un başını mane etti. Arkadaşlar burada mef'ul re's kelimesi aynı zamanda Yusuf ile muzafin eleyh durumunda olduğu için re'se Yusuf'in diyoruz. Fahase mane etti. Ettebibu doktor onun failidir. Re ise onun mef'ulu. Yusufin ise onun muzafileyidir. Başka nereye mane etti? Ve rekabetehu ve onun boynunu mane etti. Bakınız rekabe kelimesi arkadaşlar. Rekabe kelimesi yine burada mef'ulun üzerine atfedilmiştir. فَحَسَ التَّب۪يبُ رَأَسَ Başı, رَأَسَ يُسُفِن Yusuf'un başını mane etti. Ama وَرَقَبَ تَهُ Rekabe te diyoruz. Yine onu üstün okuyoruz. Neden? Rekabe kelimesi mef'ul kelimesinin üzerine atfedilmiş durumda. Arkadaşlar yine isimlerin sonuna bitişen zamirlerle alakalı basit bir detay anlatmak istiyorum. Zamirin ismin sonuna herhangi bir ismin sonuna bir zamir bitiştiği zaman onun harekesini şöyle veririz.
zamirden önceki harf, yani ismin son harfi. İsmin son harfi zamirden önceki harf anlamına gelir. Eğer üstün veya ötre ise, üstün veya ötre ise zamirimizin harekesi ötre olur. Yok eğer zamirden önceki harfin harekesi esre yahut sakin ye harfi ise sakin ye diyorum, cezimli ye gibi. Bu durumda hareke esre olur. Bir zamirin arkadaşlar hiçbir zaman harekesi üstün şeklinde gelmez. Benim bu söylediğim müennes gaib zamirleri dahil değildir. Ha zamiri biliyorsunuz bu sakindir, mebni. Demek ki bu durumda rekabetehu onun boynunu mane, yani doktor onun boynunu mane etti. Ve aynehu, bakınız aynehu, onun gözünü, aynehul yumna, sağ gözünü, ve aynehul yusra, sol gözünü, ve enfehu, burada yine arkadaşlar enf kelimesi mef'ulun üzerine atıf olduğu için ve enfe, enfehu, yani onun burnu, enf kelimesinin yine sonu burada üstündür arkadaşlar. Ve uzunehul yumna, uzun kelimesi kulaktı. Ve uzunehul yumna, onun sağ kulağını. Ve uzunehul yusra, onun sol kulağını. Ve yedehu, aynı zamanda onun elini. Yine yede, üstünü okudu, dar harfini. Ve kale, dedi ki, iftah femek. İftah, aç femek. Şimdi burada işte emir geldi bizim fiilimiz. İftah femek. Arkadaşlar, emir fiillerimizin failleri daima muhatap zamirlerdir. İftah aç. Onun faili ente, sen aç. Fem kelimesi ise burada mef'udur. Feme. Feme diyor bak, feme. Üstün. Femeke, sen aç. Burada kaf harfi yine fem ile muzaf ile durumdadır. İftah femeke, ağzını aç. Yusuf, Yusuf, yeftahu, açıyor, femehu, ağzını. Arkadaşlar burada Yusuf, Yusuf, mukaddem fail durumundadır. Yani Yusuf, mukaddem fail. Yeftahu fiilinin öne geçmiş, öne gelmiş, onun failidir. Yusuf, yeftahu, açıyor, femehu, burada fem kelimesi mef'uldur, femehu, ağzını. Fahase muane etti. Ettebibu, yine burada fiil fail. Fahase muane etti ettebibu, doktor. Feme Yusufin. Fem kelimesi burada mef'uldur. Yusufin muzafin ileyh. Feme Yusufin. Yusuf'un ağzını muane etti. Ve esnanehu, ve onun dişlerini. Ve halkahu, onun boğazını. Yine arkadaşlar burada da olduğu gibi yine hepsi mef'ulun üzerine atıftır. Halkahu, esnanehu. Ve kâle lehu, Yusuf'a dedi ki, İhla' melabisek, yine emir fiili, elbiselerini çıkar, yani soyun. İhla' melabisek, elbiselerini çıkar. Yusuf, yehla'u melabisehu, Yusuf elbiselerini çıkarıyor. Fahaset tabibu sadra Yusufin ve zehrehu. Fahase muane etti tabibu, yine fail. Sadra onun mef'ulü, Yusufin muzaf iley. Ve zehrehu, yine onun üzerine atıftır, muzaf iley. Yusuf'un göğsünü ve sırtını muane etti. Yine ve betnehu, onun karnını. Ve rukbetehu, onun dizini. Rukbetehul yumna, sağ dizini. Ve rukbetehul yusra, onun sol dizini. Ve kademehul yumna, onun sağ ayağını. Ve kademehul yusra, onun sol ayağını. Evet, doktor bütün bunları mane etti. Ve kâle lehu, ona dedi ki, irfa', kaldır, zira'ake, kolunu. Irfa' fiil, emir fiilidir. Yine onun faili ente, zira'a kelimesi mef'ul, ke ise muzaf iley.
Yusuf yerfa'u zira'ahu, Yusuf kolunu kaldırıyor. Zira'ahu, buradaki zamir arkadaşlar Yusuf'a geri dönüyor, raci ona. Kase tabibu, doktor ölçtü, kase ölçtü. Doktor ölçtü, ne ölçtü? Dağda dem mi? Dağd basınç arkadaşlar, dağd. Dağd basınç, dem kan. Yani kan basıncı, bunun Türkçe karşılığı ise tansiyon demektir. Kase tabibu, doktor ölçtü, dağda dem mi? Yani tansiyonu ölçtü. Yusuf'un tansiyonu ölçtü. Ve kâle dedi ki, ilbes, gi, melabiseki elbiselerini. İlbes yine emir fiili arkadaşlar. İlbes ki ente, yani sen faili ente, melabiseki elbiselerini. El'an, şimdi ente sen, bi hayrin, iyisin, velhamdülillah, sen şu anda iyisin. Yusuf, şükran, Yusuf teşekkür ediyorum diyor. Şimdi ise arkadaşlar bu çerçeve içerisinde görmüş olduğumuz yeni kelimeleri işleyeceğiz. Sayfa 156. El-Kelimatul Cedide. Yeni kelimeler. Raca'a. Döndü. El-An. Şimdi. Ahsenu. İyiyim. Fahase. Mane etti. Yumna, sağ. Yusra, sol. Halkun, boğaz. İhla, çıkar, soyun yani. Melabis, elbiseler. Yehla'u, soyunuyor. İrfa, kaldır. Yerfa'u, kaldırıyor. Kase, ölçtü. Dağde, basınç. Dem, kan. İlbes, gi. Eyyam, günler. Hala'a, çıkardı. İltihap, iltihap. Yenteziru, bekliyor. Ra'yun, görüş. Suratun, resim. Rakabetehu, onun boynu. İstakbale, karşıladı. Alece, tedavi etti. İrtifa, yükseklik. Derecetun, derece. Mi'adetun, mide. Meridat, hemşireler. Lebise, giydi. Kabile, kabul etti. Kabele, karşılaştı. Enfu, burun. Uzunun, kulak. Betnun, karın. Yedun, el. Ala'a, soyundu. Rukbetehu, onun dizi. Efhasu, muane ediyorum. Rafa'a, kaldırdı. Esnan, dişler. Ekulu, ben söylüyorum. Ekisu, ben ölçüyorum. Eşkuru, ben teşekkür ediyorum. Zira, kol. Yusra, sol. Yumna, sağ. Ayn, göz. Sağ, baldır. Kadem, ayak. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kelimelerimizi, yeni kelimelerimizi bu şekilde öğrenmiş olduk. Bunları en az birkaç kez arkadaşlar tekrar etmeniz gerekiyor ve aynı zamanda yazmanız ve aynı zamanda da ezberlemeniz gerekiyor.
Tedribat, alıştırmalar arkadaşlar. Tedribul evvel, birinci alıştırma. Birinci alıştırmamızda şunu görüyoruz. Ekmil, tamamla el cümele, atiye, gelecek cümleleri tamamla. Bi ihtiyari kelimatı münasip, uygun kelimeleri seçerek. Uygun kelimeleri seçerek gelecek cümleleri tamamla. Şimdi birinci cümlemiz, es-sualu evvel, Yusuf el-an, Yusuf şimdi, ne diyor Yusuf? Şuna görüyoruz, ahsenun, indehu elemun, indehu ishar. Üç kelimeden birisi, Allahu alem, ahsenun. Yusuf el-an, ahsenun, Yusuf şu anda iyidir. Yusuf, Yusuf, yedhaku, gülüyor. لِأَنَّهُ الْاَنْ Çünkü o şimdi يَفْتَحُ فَمَهُ يَدْخُرُ اِلَى الطَّب۪يب اَحْسَنُ Hangisi daha uygundur? Tabii ki Yusuf يَدْحَكُ لِأَنَّهُ الْاَنْ اَحْسَنُ Çünkü o şu anda iyidir. قَالَ الطَّب۪يبُ لِيُسُوف Doktor Yusuf'a söyledi ki اِفْحَسْ مَلَابِسَكْ İfhas sadrak, ihla' melabisek. Hangisi daha doğru arkadaşlar? Tabii ki ihla' melabisek. Doğru olan cümlemiz budur. Yani ifhas melabisek olmaz. Elbiselerini mane et manasında. Qâse tabibu harare. Doktor ateşi ölçtü, tabii ki Yusuf'un ateşini. Neyle ölçtü? Bir semmaati, muane aletiyle, bir mikyasil, dağdetten mi, tansiyon alet, ölçme aletiyle, bir mikyasil harareti, tabii ki üçüncüsü olan bir mikyasil hare. Entel an bi khayr, sen şu anda iyisin. İrci' ba'de usbu' bir hafta sonra dön. Elhamdülillah. Bir de ifhas rukbetek. İkinci şık arkadaşlar. Yani entel an bi khayrin elhamdülillah. Sen şu anda iyisin. Ettebibul an fi doktor şu anda fi neredeymiş? Hücretil fahsi. Muane odasında. Met'amel funduk otel lokantasında. Hücrete Yusuf'in Yusuf'un odasında. Neredeymiş? Tabii ki attabibul an fi hujjete fahsi doktor şu anda muane odasındadır. El halqu vel esnanu fi boğaz ve dişte el halqu boğaz vel esnanu dişler fi femi fi re'si fi uzunu yumna. Neresinde arkadaşlar? Tabii ki fil fem ağızda. Yusuf yeftehu, Yusuf açıyor, femehu, li'enne tabib, kâle leh. Yusuf yeftehu, femehu, Yusuf ağzını açıyor, li'enne tabibu, çünkü doktor, kâle lehu, ona dedi ki, ikşif sedrak, göğsünü aç, ifteh femek, ağzını aç, ifhas femek, ağzını muayene et. Hangisi arkadaşa doğru? Tabii ki ifteh femek, ağzını aç.